Günaydın, mutlu sabahlar. Yeni haftayı artık sonlandırıyoruz ve işte son güne geldik. Cuma günü gösteriyor takvimler ve hızlı bir haftaydı. Dün Merkez Bankası'nın toplantısını takip ettik. Verilen mesajlar önemliydi. Bu konuyla ilgili olarak ilerleyen dakikalarda daha detaylı bilgileri paylaşacağız. Ve işte hem yurt dışından bir görüş aldık hem de yurt içinden tabii ki değerli isimlere beklentilerini soracağız. Ve tabii ki şöyle bir piyasaların geneline baktığımız zaman da inişli çıkışlı bir haftadan geçiyoruz diyebiliriz. Yurt dışında da öyle bir hafta var. Önemli veriler bir yandan takip ediliyor. Bir önce hemen düne gidelim, vakit kaybetmeyelim. Hangi başlıkları takip ettik, piyasaları etkileyecek hangi gelişmeler vardı onu bir hatırlayalım. Sonrasında ise bu sabahki fiyatlamalara göz atmaya başlayalım. Evet, şöyle bir Amerika tarafına gittiğimiz zaman Amerika'da önemli başlıklar takip edildi ve belki de en yakından izlediğimiz veri her hafta izlediğimiz, o takip ettiğimiz haftalık işsizlik maaşı başvurularıydı. Orada 861 binle bir ayın en yüksek seviyesi karşımıza çıktı. Yani o kadar böyle belirsiz mesajlar geliyor ki Amerikan ekonomisine dair. İki hafta üst üste aşağı yönlü bir hareket vardı. Beklentilerin altında kalıyordu haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Ama dün itibariyle açıklanan veri de yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanmış oldu. Ve bir yandan da artış gösterdi. Bu tarafa baktığımız zaman bu da olumsuz bir veri aslında Amerika'daki istihdam piyasasına ilişkin. Yani bu Fed Başkanı Jerome Powell'ın verdiği mesajları doğrular nitelikte. Çünkü toparlanmadan uzak olduğunu, özellikle de istihdam piyasasına yapılan vurguyla beraber orada istenilen seviyelerden çok uzak olduğunu söylüyor. Bunu doğrular nitelikte bir tablo karşımıza çıktı. Ve geçelim konut sektörü başlangıçları. Ocak'ta aylık %6 azalarak 1,5 milyona düştü. Amerika tarafında aslında bir taraftan Amerikalılar harcayamadıkları için para biriktiriyor ve işte bu paralarda, biriken paralarda otomobil alımı veya konut alımı gibi konulara da yansıyor. Ancak burada yeni konut başlangıçlarında biz aslında Ocak ayı itibariyle Amerika tarafında bir düşüş olduğunu gözlemledik. Ve yine konut sektörüyle, inşaat sektörüyle devam ettiğimiz zaman Amerika tarafında orada da inşaat izinlerinde %10,4'lük bir artış dikkatleri çekti. Ve 1 milyon 881 bine yükselen bir tablo karşımıza çıktı. Mart 2006 seviyesinden bu yana da kaydedilen en yüksek seviye oldu böylelikle ve tabii ki bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Amerika tarafında açıklanan veriler böyleydi. Peki piyasalar, vadeliler şu an itibariyle nasıl bir açılışa işaret ediyor? Vakit kaybetmeyelim, hemen o gelişmelere şöyle bir göz atalım. Bakalım nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor. S&P 500'de başlıyoruz Amerika tarafında. S&P 500'deki şöyle bir harekete baktığımız zaman %0,39'luk düşüşle açılması bekleniyor. Saatler 17.30'u gösterdiğinde Amerika tarafında. Ve diğer endekslere de şöyle bir göz atalım, nasıl bir açılış beklentisi var. Bu hafta içerisinde işte biraz böyle soluklanan bir rally karşımıza çıkmıştı. Ve şu anda da 3 ana endekste de aynen S&P 500'de gördüğümüz gibi Nasdaq ve Dow Jones'ta da yine düşüşle açılış beklentisi var haftanın son iş ve işlem gününde. Amerika tarafında tabii ki işte Texas'taki soğukları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili olarak ilerleyen dakikalarda Texas'tan sizler için gerçekleştirdiğimiz bir görüşe yer vereceğiz. Biraz böyle neler oluyor, neler bitiyor onu aktardı Caitlin Miles bizim için. Ona bakacağız. Onun yanı sıra 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini imzalanacak mı, ne olacak? İşte kongredeki o süreç devam ediyor. Ama beklentiler de 1.9 trilyon doların yalnızca başlangıç seviyesi olduğu yönünde. Yani 1.9 trilyondan başlayacak ama 1.1 trilyon dolara kadar inebilir. Oradaki anlaşılacak olan paket beklentisi de var. Ve Amerikan ekonomisinden gelen sinyaller tabii ki çok yakından takip ediliyor teşvik paketinin de biraz geleceğinin belirlenmesi adına. Geçelim şimdi Asya'daki hareketlere şöyle bir bakalım. Asya'da Çin'le başlıyoruz. Şangay dün itibariyle tatilden dönmüştü. Bakalım şu anda nasıl seviyeler var. Dünkü dönüşü aslında yükselişle olmuştu ama küresel piyasalara ayak uydurdu gibi duruyor Çin bu sabah saatlerinde. Ve %0,32'lik aşağı yönlü bir hareket var. Az sonra Sadi Kaymaz bizimle birlikte olacak Pekin'den. Hem Çin'e hem de Asya'nın geri kalanına ilişkin beklentilerini ve tabii ki görüşlerini paylaşacak. Şöyle bir Asya borsalarına baktığımız zaman da haftanın son gününde
Kıpkırmızı bir tablo karşımıza çıkıyor. En fazla değer kaybedenler Japonya ve Hong Kong. Japonya için bu hafta tarihi bir hafta olmuştu. Çünkü 30 bin seviyesini 30 yıl sonra ilk kez aşmıştı. Ancak şu an itibariyle biraz daha geri çekilmeler var. Hatta 30 bin seviyesinin altına gerilediğini gösteren bir tablo karşımıza çıkıyor. Hong Kong'da da yine benzer bir düşüş var. Orada da tatil dönüşü aslında salı günü tatilden döndükten sonra Hong Kong yükselişler kaydedilmişti. Orada da bu alımların sınırlı olduğunu gördük. Biraz böyle küresel çapta moraller bozuk gibi duruyor. Özellikle Asya tarafında bu sabah saatlerinde canlı gelen verilere baktığımız zaman. Ve geçelim şimdi Avrupa'da nasıl bir kapanış gerçekleşti ona göz atalım. Londra'ya bakıyoruz. FTSE endeksinde %1.40'lık değer kaybı söz konusuydu. Yani burada biraz daha sert satışlar gerçekleşti. Yine diğer endekslere baktığımız zaman da aşağı yönlü hareketler var. Bir yandan işte İngiltere her ne kadar Brexit sürecini atlatmış gibi görünse de önünde büyük engeller, büyük sorunlar duruyor. İşte bürokrasi örneğin hala bir yük olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ile anlaşılması gereken, imzalanması gereken bir ton konu var. Ve işte bunların da bir yerde Londra'nın finans merkezi olma geleceğini tehlikeye sokup sokmayacağı da büyük bir tartışma konusu. Ve Asya'nın ardından işte Avrupa'ya şöyle bir baktığımız zaman Frankfurt tarafında %0.16'lık bir düşüşle gün tamamlandı. Yani burada Londra tarafında negatif ayrışma olduğundan bahsetmek mümkün oluyor. Diğer endekslerde her ne kadar aşağı yönlü bir hareket varsa da aslında Avrupa genelinde biraz daha böyle moraller bozuktu dün. Ancak borsa tarafında biz içeride borsanın yine kazandırdığını gözlemledik. Ve işte borsa tarafında %0.38'lik yükselişte 1546 seviyesinden işlemler gerçekleşti. Bu şekilde bir kapanış oldu. Yani biraz bir pozitif ayrışmadan bahsetmek mümkün. Bunun tabii biraz dünkü Merkez Bankası kararıyla alakası olduğunu belirtebiliriz. Çünkü Merkez Bankası'nın kararının ardından TL varlıklarda bir kazanım oldu. Yukarı yönlü hareketler gözlemledik. Türk lirasında da, borsa tarafında da. Ve bu konuyla ilgili dün Financial Times'ta aslında bir yazı vardı. Ve Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke para piyasalarıyla kıyasladığımız zaman en iyi performans gösteren para birimi olduğu da bunu gördük. Ve işte bu önemli, buna bakacağız ilerleyen dakikalarda. Şu anda borsa tarafında son bir haftalık hareketler dikkatleri çekiyor ve aşağı giden bir grafiğin ardından şu anda dün itibariyle yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bakalım haftanın son gününde nasıl bir tablo karşımıza çıkacak. Ancak bir haber şimdi izleyelim. Borsada geçtiğimiz yıl bir kar rekoru kırıldı. Bununla ilgili detaylara bakalım, sonrasında devam edeceğiz. Borsa İstanbul 2021'de kar rekoru kırdı. Borsanın faaliyet gelirleri 2,5 milyar liraya ulaşırken net kar ise geçen yıla göre %43 artış göstererek 1,4 milyar lirayı aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsanın solon net karı ise bir önceki yıla göre %127 düzeyinde artış gösterdi. 2020 yılı borsanın performansı açısından başarılı bir yıl oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimleri ve en yüksek endeks değerlerine ulaşıldı. Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64.1 milyar lira hacme 12 Kasım'da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4.2 milyar liralık günlük işlem hacmi rekoru kırıldı. Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6.7 milyar lira hacim 20 Nisan'da gerçekleşti. 1 Eylül'de ise 165.3 milyar liralık rekor repo hacmi oluştu. Türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25.7 milyar liraya 19 Kasım'da ulaşıldı. Evet, borsadaki gelişmeler de böyleydi. Peki TL varlıklarda nasıl bir tablo var? Bu sabah saatlerinde dolar TL 7 seviyesinin altında olmaya devam ediyor. 6.97'den işlemler geçiyor ve Euro TL tarafında da 8.43 seviyelerini görüyoruz bu sabah saatlerinde. Sepet kur 7.71 seviyesinden geçiyor ve dolar endeksinde de çok sınırlı da olsa yine de yukarı yönlü bir hareket var. Tabii Amerikan tahvillerini takip ettiğimiz bu süreçte biraz böyle o 10 yıllıklardaki yükseliş dolar endeksini yükseltmişti, altını düşürmüştü. Ve buna bağlı olarak da euro dolar paritesinde biraz daha aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Ama iki taraftaki hareketlerin de çok sınırlı olduğunu gözlemliyoruz. Yani tamamen dolar kaynaklı bir geri çekilme var.
Ve işte bu da euro dolar paritesini aşağı çekiyor. Yani eurodaki herhangi bir şu an itibariyle güçlenme potansiyeli konuşulmuyor. Ancak tabii ki euroda biraz daha orta ve uzun vadede İtalya'da yeni hükümet kurulmasıyla beraber oradaki atılacak adımlarla euro içinde pozitif bir süreç olabileceğinden bahsediliyor. Geçelim şimdi emtia tarafına. Altının onsu bu sabah saatlerinde 1767 seviyesinden güne başlıyor ve %0.39'luk bir geri çekilme söz konusu. 1777 dolar görüldü gün içerisinde en yüksek olarak tepe noktası. En düşükte ise 1762 seviyesini gözlemledik. Peki içeriye nasıl yansıyor? Altının onsu dolar bazında baktığımız zaman 396 lira 71 kuruşa doğru bir geri çekilme var. %0.28'lik aşağı yönlü bir hareketle bu sabah saatlerinde el değiştirecek gibi duruyor. Bakalım neler olacak bugün altın piyasasında. Ve gümüş diyelim. Gümüş tarafındaki hareketlere şöyle bir baktığımız zaman orada da aslında dikkat çekici bir seviye var. Çünkü 26 dolara gerilediğini görüyoruz. 27 dolarlarda yatay bir süreç yaşanıyordu. Yatay bir seviye vardı. Ancak %1'in üzerinde bir değer kaybı var. Hatta bu sabah saatlerinde gece 3 itibarıyla böyle sert bir geri çekilme yaşanmış gibi duruyor. Gümüşün ons fiyatında 26 dolar 57 sente kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Ve şimdi petrol diyelim. Petrolde de son birkaç haftadır özellikle işte Teksas'ta yaşanan o soğuk hava koşullarından dolayı Amerika'daki üretimin 1/3'ü zarar görmüştü. Ve bu da petrol fiyatlarını yukarı taşıyan bir gelişmeydi. 60 doların altına gerilediğini görüyoruz. Şu anda 59 dolar 38 sentten işlemler geçiyor. %1.88'lik bir düşüş var. Neredeyse %2'lik bir kayıptan bahsediyoruz. Yani aslında petrol küresel çapta Covid-19 sonrasındaki toparlanma ve buna bağlı olarak işte yeniden seyahatlerin başlaması, talepteki artış, üretimdeki artış bunlara bağlı olarak bir kalıcı yükseliş beklentisi bu yıl içerisinde evet var. Ama işte Teksas'ta görülen o soğuk hava koşulları o biraz birkaç günlük bir yükselişe işaret etmişti. Ve bakalım şimdi Brent petroldeki seviyeler nasıl? %1.64'lük bir geri çekilme de orada takip ediliyor ve 62 dolar 88 sentten işlemler bu sabah saatlerinde geçiyor. Şimdi biz birkaç gündür aslında Teksas konuşuyoruz. Oradaki soğuklardan bahsediyoruz ve gerçekten çok çarpıcı görüntüler var. Aslında Teksas'tan daha önce programımıza bağlanan Dr. Caitlin Miles, ona ulaşmaya çalıştık ama tabii işte kendisi de zaten bir iki gündür sıkıntılar yaşıyormuş. Şimdi bir bakalım o Teksas'taki görüntüler, o çarpıcı görüntüler nasıl, izleyelim. This is Caitlin. Merhaba, ben Caitlin, Dallas'tan, Teksas'tan aktarıyorum şimdi size gelişmeleri. Şu an itibariyle biz dünya şu ana kadar tarihimizde gördüğümüz en soğuk zamanları görüyoruz. Belki de işte son 30 yıl önce en son bu kadar soğuk olmuştu havalar. Ve işte -15 seviyesine kadar ulaştı derece, hava derecesi. Ve şu an görebildiğiniz gibi gerçekten de bütün her tarafta biraz donmuş bir ortam görüyorsunuz. Ve belki de işte pazar gününden beri bugün en sıcak gün ve sıcaklık yaklaşık 1 derece. Ve günlerdir insanlar Teksas'taki o elektrik ilgili elektrik çöküşlerini takip etti ve 4 milyon kişiden bahsediyoruz eyalette yaşayan ve bir yandan da su boruları dondu ve insanları susuz bıraktı ve burada hizmetler kapanıyor. Hem su hem de elektrik şirketleri tarafından hizmetler sona erdiriliyor.
ve bu da gerçekten insanları zor bir sürece itiyor. Bir taraftan da ERCOT isimli o işte elektrik dağıtım şirketine baktığımız zaman orada çok ciddi anlamda sistemde çöküşler yaşandı ve işte bu diğer şirketleri de olumsuz etkiledi ve bir taraftan da karartmalar gerçekleşti ve bazı insanlara hiçbir şekilde elektrik verilmezken işte 48 saate kadar örneğin ve işte ev sıcaklıklar sıfır derecenin altına da indi ve bazı durumlarda ve burada yollarda da temizleme yapılmadığı için pek çok kişi de evinden çıkamıyor ve insanlar mobilyalarını yakıyor içeride sıcak kalabilmek için ve bazıları maalesef karbon monoksit zehirlenmesi yaşadı çünkü ocaklarındaki gazla kendilerini ısıtmaya çalıştı ve burada şu an itibariyle yani bu kadar büyük bir elektrik kesintisi yaşamamızın sebebi aslında şu son 20 yıldır ERCOT dediğimiz o şirket, o işte dağıtım şirketi Texas'taki bir deregülasyon sürecinden geçti. Yani bir kendi sistemini oluşturdu ve bir izole oldu adeta bütün ülkedeki diğer kurallardan. Ve dolayısıyla kendi sistemini bir şekilde kendisi ilerletmek durumunda kaldı ve kurallardan uzaklaşmış olması bu gibi herhangi bir aşırı kötü hava koşullarına da ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Ve şu an itibariyle işte tabii ki cezalarla karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Ve bu kadar yani herhangi bir kural olmadığı için, federal kurallara da dahil olmadığı için ve buna müsaade edildiği için böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Acaba tabii bazı konular, bazı soru işaretleri de var. Bazı bölgelerde tamamen elektrik kesintisi var. Bazı yerlerde hiçbir kesinti yok ama bazılarında da zaman zaman elektrikler kesiliyor ve işte bu sistemle alakalı bir sorun olduğu söyleniyor. Yani örneğin işte bir hastaneye yakınsanız işte yanınızda kritik öneme sahip olan bir bina varsa işte o zaman orada elektrikler kesilmiyor ama tabii ki insanlar biraz işte burada ayrımcılıkla ilgili olarak da soru işaretleri çıkmaya başladı. Örneğin neden işte siyahi veya Hispanik kişilerin çoğunlukla yaşadığı mahallelerde elektrikler kesiliyor. Bunu sorguluyor. Bir yandan da işte Cumhuriyetçi senatörlerden Ted Cruz uçağa atlayıp Meksika'da Cancun'a gittiği söyleniyor. Bu kadar sorun yaşanırken o da işte pek çok sorun yaşıyor. Şu anda ben şanslıyım aslında. Yani son 2-3 gün içerisinde yalnızca 1-2 saatlik elektrik geldi. Sıcak bir battaniyenin altına geçip kendimi ısıtmaya çalıştım. Ama tabii ki dün itibariyle benim elektriğim geldi ve umuyorum ki bir daha gitmeyecek. Biraz böyle hava sanki soğuğu kırılıyor gibi duruyor ve işte burada sistemler bakalım ne olacak bunu merak ediyorum. Ve bilmek istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Bizim valimiz Greg Abbott burada bir durumdan bahsetti ve yenilenebilir enerjiden bahsetti. Bizim bu konuda ilgili olarak işte elektrik türbinlerin donduğunu söyledi. Pazar veya pazartesi itibariyle bundan bahsetmişti. Ve sonrasında ise yani tam olarak yani enerjisinin bu yenilenebilir enerjilerden çok çok az bir sürecini buradan alıyor aslında. Dolayısıyla bu kadar fazla geniş çaplı bir kesintinin sebebi tam olarak nedir? İşte bunu merak ediyoruz ve burada yüksek talep de biraz tabii ki bu durumu beraberinde getirdiği gibi duruyor. Ama tabii ki Texas'ta bütün bunların hepsi çok görmeye alıştığımız şeyler değil. Bu sıcaklıklara alışkın olmayan bir eyalet burası. Ve şu anda elimizden geleni yapıyoruz. Texaslılar güçlü kalmaya devam ediyor. Ve bu soğuk günler bir an önce geçecek diye umuyoruz. Ve çok teşekkürler bizi düşündüğünüz için ve yakında yeni gelişmeleri aktarabilirim.
Evet, gerçekten de işte küresel ısınma bu kez kendini iklim değişikliği, daha doğrusu küresel soğuma olarak gösteriyor ve Teksas'ta görülmemiş tarihin en düşük seviyeleri karşımıza çıkıyor. Gerçekten de işte petrol fiyatlarında son birkaç gündür etkilediğini gözlemlemiştik. Dr. Caitlin Miles'a da ulaşmaya çalıştık ancak dün itibariyle kendisine ulaşabildik. İnsanlar büyük bir dram içerisinde ve işte orada yine takip edilen gelişmelerden bir tanesi de bazı mahallelerde işte böyle düşük gelirlilerin, Hispaniklerin veya siyahilerin yaşadığı yerlerde daha çok elektrik kesintisinin yaşanması. Bu da yine Amerika tarafından sorgulanmaya başlanan, üzerine konuşulan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bakalım neler olacak. Petrol fiyatlarında bugün biraz da aslında bir kayıp söz konusu. Bu süreci yakından takip ediyoruz, izliyoruz. Diyelim ve şimdi günlük veri takvimiyle devam edelim. Biz bu sabah saatlerinde Japonya'dan bir veriyi takip ettik ve Japonya Şubat ayı hizmet PMI verisi geldi. 50'nin altındaki seviyeler gözlemlemeye devam ediyor orada ve 45.8 seviyesini gördük Japonya tarafında. Az sonra Sadi Kaymaz bize daha detaylı bilgi verecek. Asya piyasalarındaki satışı da soracağız kendisine. Ama bakalım öncesinde başka neler takip edilecek. İngiltere'den Ocak ayı perakende satış verisini izleyeceğiz. Bugün zaten hafta başında da aktarmıştık, PMI verileri açısından epey yoğun bir gün. Japonya ile başladık, sonrasında Avrupa'dan, Euro bölgesinden devam edeceğiz PMI verilerini almaya. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de PMI verileri gelecek. Devam edelim bakalım nasıl bir, başka hangi veriler bekleniyor bugün içerisinde. İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, işte buralardan PMI verilerini alacağız. Bir yandan da ABD tarafından Ocak ayı konut satışlarını takip edeceğiz. Bu da tabii ki önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi bunu da aktardıktan sonra devam edelim. Sırada dünya gündemi var. Bakalım hangi başlıklar yakından takip ediliyor. Şu Amerika Birleşik Devletleri ile başlıyoruz ve Ticaret Odası'ndan bir açıklama var. Ticaret savaşı 1 trilyon dolara mal olacak diye bir beklenti paylaşılmış bu rapora göre. Beyaz Saray'daki Ticaret Odası'nın raporuna göre Çin'le ticaret savaşına devam ederse Amerikan ekonomisi 10 yıl içerisinde 1 trilyon dolardan fazla kaybedebilir. Bu çok çarpıcı. Yalnızca aslında Çin ve ABD arasında kayıp yaşanmıyor. Bir yandan da diğer ülkelerde de aynı şekilde bu ticaret savaşından etkilendiğini gözlemledik. Biz 2018'den bu yana ticaret savaşının kazananı yoktur diyor uzmanlar. Ve geçelim şimdi ikinci maddeye. Avrupa Merkez Bankası'nın karı 2020'de 722 milyon euro azalarak 1.64 milyar euroya geriledi. Bu da önemli bir haber. Detaylarına şimdi bakalım. Avrupa Merkez Bankası'nın karı pandemide azaldı. Bankanın 2020 yılındaki karı düşük faiz gelirlerinin etkisiyle 1.64 milyar euroya düştü. Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka karı pandemiye bağlı olarak 722 milyon euro azaldı. Bankanın 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019'daki 2.7 milyar eurodan 2 milyar 17 milyona düşerken personel için harcadığı miktarsa 566 milyon eurodan 646 milyon euroya yükseldi. Bankanın bilanço büyüklüğü ise geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar euro artarak 569 milyar euroya yükseldi. Ve yine Avrupa Merkez Bankası ile devam ediyoruz. Bu kez yükselen euroya bir atıfta bulunuyor ve bu eurodaki bir yükseliş enflasyon için bir risk oluşturuyor diyor ECB. Bununla ilgili olarak da işte tutanaklarda yayınlanan detaylar karşımıza çıkıyor. Bakalım başka
Hangi başlıklar var tutanaklarda? Avrupa Merkez Bankası ECB'ye göre güçlü seyreden euro yeni risklere neden olabilir. 21 Ocak'taki toplantıya ait tutanakları yayımlayan ECB, euro bölgesinde enflasyonun hala hedeflenen seviyenin çok uzağında olduğuna dikkat çekti. Güçlü bir euronun yeni sorunlara neden olabileceğini belirten ECB, koronavirüs vakalarındaki artış, euro bölgesi ekonomisinin toparlanmasında risk teşkil ediyor ve toparlanmanın gecikmesine neden olabilir ifadesine yer verdi. Tutanaklarda, euro bölgesindeki mali duruma ve enflasyon görünümüne olumsuz etkileri olabilecek, kurda yaşanan gelişmelere dair endişeler dile getirildi ve parasal teşviklerin sürdürülmesinin zaruri olduğu belirtildi. Öncü verilerin 2021 yılına beklenenden daha zayıf bir başlangıç yaptığına işaret eden ECB, aşılamanın yavaş ilerlemesi ve ülkelerin tecrit önlemlerini sıkılaştırması sonucu hizmet sektörünün büyük kısmının iş yapmadığına işaret etti. ECB yetkilileri tahvil getirilerindeki artış konusunda ise endişe beyan etmedi ve enflasyon için düzeltildiğinde tahvil getirilerinin tarihi dip seviyelere yakın seyri sürdürdüğüne dikkat çekti. Ve şimdi bu haberin ardından bir Asya'ya uzanacağız. Sadi Kaymaz bizimle birlikte olacak. Sadi, günaydın, hoş geldin. Haftanın son iş ve işlem günü. Asya piyasalarına baktığımız zaman dün Çin olumlu dönmüştü aslında tatilden. Ancak bugün biraz daha satıcılı bir seyir var Asya'nın genelinde de. Başka hangi başlıklar var? Neleri takip ediyoruz? Gün içerisinde yansımalar neler olabilir? Reyhan, güzel güneşli bir günden, güzel günler, iyi yayınlar dilerim. Evvela şimdi tabii hava güzel dedik ama piyasalarda hava biraz bozdu. Amerika tarafında biliyorsun eksi kapandı. Her ne kadar sert satışlar olmasa da geri çekildi. Onun devamında akabinde de Pasifik üzerinden bu satış dalgası uzak doğuyu biraz vurmuş durumda. Biraz daha tabii sert hissediliyor bu tarafta diye başlayayım. MSCI Asya Pasifik Endeksi tabii hep rekor ya da tavan seviyelerindeydi. Oradan biraz çekiliyor. Çok da tabii bu çekilmeleri de normal karşılamak lazım. Hep rekor gidiyoruz. Haftaya da çok güçlü başlandı. Bu çekilmeler de o açıdan normal olsa gerek. Onun dışında Çin-Amerikan hattında notlarıma bakıyorum. Önemli bir takım gelişmeler var. Reyhan, Biden biliyorsun bugün G7 zirvesi var. Her ne kadar sanal olsa da telekonferans yoluyla olacak olsa da gündemde pek çok konu var ama o konular içerisinde Çin öne çıkıyor. Biden'ın hep söylediği bir şey var biliyorsun özellikle Çin konusunda. Ben müttefiklerle birlikte hareket edeceğim diyordu. Bu konuyu da G7 gündemine getirecekmiş. Jen Psaki nasıl telaffuz ediliyor adı bilmiyorum ama yeni Beyaz Saray sözcüsü biliyorsun. Onun ifadesine göre Biden Çin'in oluşturduğu meydan okumaların ele alınmasını gündeme getirecekmiş G7 ile birlikte. Önemli bir not. Yine başka bir önemli not. Janet Yellen'dan artık Hazine Bakanı biliyorsun. Çin'le sık sık pek çok konuda özellikle mali konular olmak üzere karşı karşıya gelecek. Daha önce Mnuchin vardı. Mnuchin genel olarak Çin'e karşı güvercindi. Yellen çok fazla güvercin mesajlar vermiyor. En sonunda tabii tarifelerle ilgili konuştu. Hatırlatmak gerekirse Biden'a da sorulmuştu daha önce bir gazeteyle röportajında, mülakatında. Biden kaldırmaya niyetimiz en azından ilk etapta yok demişti. Yellen de aynı çerçevede yanıt verdi. Şu an yerinde tutuyoruz dedi tarifeleri. Dolayısıyla tarifelerin en azından kısa vadede bir yere gitmeyi yok, gideceği yok. Onun haricinde tarifeler işe yaradı mı diye de sorulmuş Yellen'a. Yellen ilginç bir cevap vermiş. Buna da bakacağız demiş. Tabii ki işe yaramadığı da sanırım ortada Reyhan. Evet, zaten işte az önce ben de söyledim, hani ticaret savaşının kazananı yoktur diyordu uzmanlar. Gerçekten de bu da pek yaramamış gibi de duruyor sanki. Çok teşekkür ediyoruz Sadi. İyi bir hafta sonu geçirmen dileğiyle pazartesi günü yeniden görüşmek üzere diyelim. Ve işte Sadi Kaymaz bize gelişmeleri aktardı Asya'dan, Asya piyasalarına ve gündeme ilişkin. Dünya gündemiyle devam edelim biz. Orada son madde olarak Birleşmiş Milletler'den gelen bir çağrı dikkatleri çekiyor. Ve bu çağrı yeniden işte o aşı hayatımıza girdiğinden beri, belki de daha öncesinden bu yana bahsettiğimiz o adil dağıtım konusu ve büyük bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekiyor Birleşmiş Milletler. Koronavirüs aşılarına erişimdeki küresel adaletsizlik, 10 zengin devlet aşılarının %75'ini aldığı için 130 ülkede tek doz aşı bile olmadığı açıklandı. İzleyelim detayları.
aşıya erişimde büyük adaletsizlik var dedi. 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmemesini eleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu durumun hızla düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu. Guterres bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır dedi. Bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı. Guterres, G7 ve G20 ülkelerinin bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini söyledi. Ancak 100 milyonlarca dozluk aşı anlaşmaları yapmalarına rağmen zengin ülkelerde tedarik sorunları yaşıyor. Çünkü aşı üretimi hala umulan seviyeye ulaşmak bir yana yaklaşamadı bile. Ancak aşı üreten şirketler kapasitelerini artırmaya çalışsa bile özellikle fakir ülkeler tedarik süreçlerinden dışlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yoksul ülkelerin de zengin ülkelerle aynı anda aşı erişmesini sağlamayı amaçlayan COVAX adlı programı hedeflerine ulaşamadı. Örgüt, program için 2021'de 5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Aşı milliyetçiliği konusunda en çok eleştirilen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken yanıt verdi. Biden yönetimi, üretim ve dağıtım kapasitesinin artırılması, dışlanmış halklar dahil aşıya erişimi artırmak için dünya genelindeki ortaklarımızla çalışma yürütecek dedi. Blinken, Şubat sonuna kadar örgüte 200 milyon dolar ödeme yapacaklarını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, tüm dünya birleşip aşı milliyetçiliğini reddetmeli. Aşıların adil ve eşit bir şekilde dağıtımını sağlamalı. Gelişmekte olan ve savaşların sürdüğü ülkelerin ucuz aşıya erişimini mümkün kılmalı dedi. Wang, COVAX programına ilk aşamada 10 milyon doz aşı katkısı sağlayacaklarını söyledi. Somali, Irak, Güney Sudan ve Filistin'de dahil 53 ülkeye aşı bağışı yapan Çin yardımlarının devam edeceğini belirtti. Evet, şimdi bu haberin ardından yeniden bir Çin'e döneceğiz. Ama Çin'in aslında küresel finans sistemi üzerindeki etkilerine şöyle bir bakacağız. Wells Fargo bir rapor yayımladı ve işte bu raporda Çin'deki borç krizinin o işte çoktandır konuşulan ama belki de böyle çok da yeteri kadar konuşulmayan borç krizinin küresel finans piyasalarında bir etkisi olup olmayacağı yönündeydi. Rapora göre Çin ekonomisinde yıkıcı kırılganlıklar söz konusu. Her ne kadar veriler iyi gelse de aslında altta yatan yapısal çok büyük sorunlar olduğuna dikkat çekiliyor. Çin'de artan merkezi kamu borç yükü %66, finans dışı toplam borç yükü %280, şirketlerin borç yükü ise %160 olarak gerçekleşti. Yerel yönetim borçları dahil edildiğinde ülke borcu bu yıl gayri safi hasılanın, yurt içi hasılanın %96'sına kadar yükselebilir. Bu da aslında çarpıcı bir rakam. Çin'in mal ve hizmet ithalatının değeri küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise %3'üne eşit durumda. Olası bir krizde en çok Asya ve Latin Amerika ülkelerinin böyle bir durumdan etkilenmesi bekleniyor. İşte Çin daha önceden maalesef hani COVID-19 süreciyle bütün dünyayı etkiledi. Şimdi de acaba küresel piyasalarda bir borç kriziyle mi bütün dünyayı sarsacak soru işareti oluşuyor bu rakamlara baktıktan sonra. En kötü senaryoda olası bir mali kriz ülkede kredi miktarını etkileyebilir. Ve bu da tabii ki pek çok konuda bir sorunu teşkil edebilir. Krediye dayalı işletmeler üretimde zorlanırsa İşsizlik oranında bir artış gözlemlenebilir ki aslında pandemi sürecinde de orada da biraz böyle işsizlikte beklentilerin üzerine gelen tabloları takip etmiştik. Her ne kadar son veriler biraz daha olumluya işaret etse de. İç talep ve hane halkı harcamalarının azalmasında etkili olabilir. Üretimin etkilenmesi ise 1976 yılından sonra ilk kez Çin'de yıllık bazda bir daralmaya neden olabilir. Bu da çarpıcı bir tablo aslında. Bakalım ne olacak? Bu aslında üzerine konuşulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Buna dair de biz ilerleyen programlarda daha fazla yer vereceğiz diyelim ve devam edelim.
Şimdi de biraz iç piyasalara bakacağız. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve Financial Times'ta bir makale yayınlandı bu karar ardından. Ve işte o makalede yayınlanan iki isim bizim konuklarımız. Bunlardan bir tanesi Piotr Matis, Rabobank'tan gelişen piyasalar uzmanı. Bir diğeri de TRT Yatırım Ekonomisti Enver Erkan. Şimdi o makalenin detaylarına bir göz atalım. Editörümüz Asiye Erduran yine böyle içerikleri hazırladı. Financial Times'ın içeriğine baktığımız zaman orada işte Türk lirası gelişmekte olan piyasalarda lider konumda. En fazla değer kazanan, Ocak ayının başından beri değer kazanan para birimi olduğuna dikkat çekiliyor. Ve %6.5'lik bir değer kazancından bahsediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın şahin mesajları piyasa dostu bir yaklaşım sergiledi deniyor bu makalede. Sıkı para politika ve fiyat istikrarı açıklamaları lirayı yabancı yatırımcılara göre yabancı yatırımcılara da pozitif yansıyor deniyor. Enflasyonun Nisan'dan sonra yavaşlaması bekleniyor ki aslında bu hem Enver Erkan'ın bu makalede söylediği hem de Piotr Matis'in söylediği dikkat çektiğim bir noktaydı. Az sonra Enver Erkan'a da soracağız. Nisan'da bir tepe noktasının görülme beklentisi var. Sonrasında ise ikinci yarı yılı itibariyle enflasyonda düşüş beklentisi de paylaşılıyor. Düşen enflasyonla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi de öngörülüyor. Böyle bir haber yapıldı, bir makale yer aldı Financial Times gazetesinde. Ve şimdi önce bir dün Londra'ya uzanıp sizler için gerçekleştirdiğimiz o söyleşiyi ekranlara taşıyalım. Bakalım Piotr Matis neler söyledi? Hem Türk lirası için hem diğer gelişmekte olan ülkeler için nasıl beklentileri var? Onu izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Merhaba Piotr, hoş geldin. Merkez Bankası değiştirmedi. %17'de bıraktı. Mesajlar neler acaba Merkez Bankası'ndan gelen? Bir dakika. Teşekkür ederim beni aldığınız için. Evet, bir sıkıntı yok. Evet, yapıştıralım. Anlaşılıyor. Herhangi bir değişiklik yapmadı faiz oranlarında. %17'de sabit bıraktı. Nasıl mesajlar geldi sence Merkez Bankası'ndan? Evet, çok teşekkürler beni programınıza ayırdığınız için. Evet, bugünkü toplantının detayına baktığımız zaman daha çok mesajlarla ilgiliydi. Resmi açıklamanın detaylarına baktık. Ve Merkez Bankası beklentiler dahilinde zaten faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesi bekleniyordu. %17'de sabit bırakıldı ve gelen mesajda şahin bir mesajdı aslında. Ve Merkez Bankası sıkılaştırmanın gerektiği sürece devam edeceğine, kararlılıkla devam edeceğine dair mesajlarını tekrarlamış oldu. Enflasyonla ilgili olarak istenilen seviyeye %5 olan o seviyeye yaklaşana kadar böyle politikalarına devam edeceğini söyledi ve bu şahin mesajlar şu an itibariyle işte lirayı destekleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi oluyor ve çok ciddi kazanımlar kaydetti hem euro hem dolar karşısında son birkaç hafta ve ayda. Evet, son birkaç haftadır biz örneğin işte birkaç gündür 7'nin altına gerilediğini görüyoruz dolar TL'nin ve işte acaba bir daha da değerlenme bekliyor musun? Bu Türkiye ekonomisi için ne anlama geliyor sence ve sence burada dolar TL'de takip edebileceğimiz seviyeler neler? Ne kadar daha düşebilir? Bu konuda şöyle düşünüyorum. Yani şu anda dolar TL ve euro TL'de en büyük hareketler gerçekleşti gibi düşünüyorum. Ve işte son birkaç ayda ve son birkaç günde Türk lirasının güçlendiğini gördük. Ve dolayısıyla şu an itibarıyla biraz daha aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı, daha yumuşak hareketlerle olacağını düşünüyorum. Ve şu anda 6.5 seviyesinde görüyorum, tahmin ediyoruz biz kurum olarak Türk lirasını önümüzdeki aylarda. Ve Merkez Bankası
Tabii ki burada farklı olarak Merkez Bankası'ndan başka adımlar da görebiliriz böyle seviyeye geldikten sonra. Ve bir yandan da tabii ki rekabetçilik, yani ihracat alanında rekabetçiliği kaybetmemesi gerektiğini de biliyoruz. Çünkü ihracatlar Türkiye ekonomisi için önümüzdeki çeyreklerde de çok önemli olacak her zaman olduğu gibi. Ve tabii ki iç tüketime dayalı büyümenin de devam edeceğini göreceğiz. Ve işte bütün bunların hepsi çok önemli. Burada rekabetçiliğin kaybedilmemesi gerekiyor. İhracat tarafındaki faydanın geçmemesi için. Dolayısıyla işte belki de önümüzdeki aylarda farklı alımlar gerçekleşebilir ve Nisan ayı itibariyle bir tepe noktası görülebilir enflasyonda ve sonrasında ise biraz daha aşağı yönlü hareketler görmeye başlayacağız gibi duruyor. Ve bu da işte Merkez Bankası'ndan gelen sinyal bu yöndeydi. Yani evet, biraz zorlu bir süreç aslında. Söylediğin gibi, yani bir taraftan rekabetçiliğin tutulması, korunması gerekiyor. Türk lirasının çok fazla değerlenmesinin önüne geçmesi gerekiyor. Ama bir yandan da enflasyonla mücadele kapsamında atılan politikalar var. Sence bu biraz Merkez Bankası'nın, herhangi bir Merkez Bankası'nın dengelemesi için nasıl bir nasıl bir politika acaba? Evet, gerçekten haklısın. Bir Merkez Bankası için zor bir süreç ve işte son birkaç ayda atılan adımlar burada liranın stabilizasyonunu biraz öne çıkardı ve işte faiz oranlarında bir artışa gidildi ve piyasalara da çok kararlı bir mesaj verildi aslında burada sıkılaştırıcı para politikalarının devam edeceğine dair. Yani enflasyonda istenilen seviyeye ulaşılana kadar bu devam edecek mesajı verildi. Yani bu işte Merkez Bankası'nın planına doğru giderse her şey ve bu yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyonda gerileme görmeye başladığımız itibariyle biraz daha aslında Merkez Bankası'nın ihracat tarafını nasıl destekleyebileceği öne çıkacaktır. Ve buradaki mesajları tabii ki yakından takip etmeye başlayacağız. Ama şu an itibariyle Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili mücadelesini takip ediyoruz. Peki diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman, örneğin işte bazı raporlar gördüm. Hem işte Türk lirası hem Rus rublesi için olumlu bir beklenti olduğu söyleniyor. Ne dersin? Yani genel olarak diğer gelişmekte olan ülkeler nasıl bir performans içerisinde ve 2021 beklentileri nasıl bu ülkeler için? Evet, lira şu an itibariyle şimdiye kadar en iyi performans gösteren para birimi olduğu gelişen ülkeler arasında ve işte yabancı yatırımcıların gözünden de çok çekici bir piyasa olmaya devam ediyor bu yılın başından beri. Ruble de aslında diğer iyi bir örnek olabilir bu para birimleri arasında baktığımız zaman. Çünkü son toplantıda Rusya Merkez Bankası çok güçlü bir mesaj yolladı. Artık gevşemeci politikaların sonuna gelindiğine ve bir sonraki adımın sıkılaştırma olabileceğine, bir faiz artırımı olabileceğine dair mesajını paylaştı. Yani bütün bu gelişmekte olan ülke para birimleri artık biraz daha böyle faizleri artık gevşek para politikalarından çıkıp gitmeye, yükseltmeye odaklanmış durumda ikinci yarı yıl itibariyle. Ve işte daha da önemlisi belki de işte bazı merkez bankaları da çok fazla tabii ki kendi para birimlerinin fazla değerlenmesini istemiyor. Ve buradaki en büyük gerekçelerden bir tanesi de tabii ki burada ihracatçıların desteklenmesi yönünde. Yani şu anda Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile aynı politikalar, aynı düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani kimse burada bir çok aşırı değerli bir para birimi görmek istemiyor. Evet, son olarak da şunu sormak istiyorum. Tabii ki merkez bankalarından gelen mesajları takip ediyoruz gelişmekte olan ülkeler tarafında. Ama bir taraftan da Fed var. Çünkü son dönemlerde
herkes acaba işte gerekenden erken, beklenenden erken bir süreç içerisinde bir faiz artışı gelir mi, bir sıkılaştırma gelir mi, enflasyondaki o yukarı yönlü hareketle diye bir merak içerisinde. Senin bu konuyla ilgili olarak beklentin ne? Çünkü 2015 yılına gittiğimiz zaman orada işte aynı gemideyiz demelerine rağmen gelişmekte olan ülkeler için çok da iyi olmamıştı. Acaba yine aynı süreç gerçekleşir mi? Gelişmekte olan ülkeler nasıl bir süreç bekliyor? Evet, bence Fed gerçekten de çok sabırlı davranacak gibi düşünüyorum normalleşme sürecine giderken para politikalarına. Ve enflasyonda bir hızlanma beklentisi var. Ve işte burada biraz tüketici tarafında da artık harcamaların olduğunu görmeye başlayacağız. Ama yine de sanıyorum ki Fed gerçekten de bekleyecek ve ekonomik faaliyetlerde tam olarak bir iyileşme olana kadar bekleyecek gibi duruyor. Ve önümüzdeki seneye kadar da bunun böyle devam etmesini bekliyoruz aslında. Yani Fed herhangi bir şekilde normalleşmeye gitmeyecek. Belki de 2023'e kadar bu politikal adımlarını atmayacak diye öngörüyoruz. Yani şu anda önümüzde 12 ay daha var bu süreci bu şekilde takip edebilmek için ve işte potansiyel olarak da biraz daha şahin açıklamalar gelmesi için önümüzde bir senelik bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda herhangi bir endişelenme durumu yok diye düşünüyorum. Belki işte önümüzdeki 12 ay belki de daha fazla sürece baktığımız zaman biz bu politikaları görmeyeceğiz. Çok teşekkürler Piotr bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Rabobank'tan Piotr Matis görüşlerini paylaştı. Hem Türk lirasına hem de genel gelişmekte olan ülkelere ilişkin olarak. Ve şimdi o Financial Times haberinde makalesine yer alan bir diğer isme, şimdi değerli bir isme biz yer vereceğiz. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan bizimle birlikte. Enver Bey günaydın, hoş geldiniz diyeyim. Dün Financial Times'ta sizin görüşlerinizi gördüm. Orada dikkat çekici bir nokta, aslında yani genel bir görüş sanıyorum ki bu. Nisan ayı itibariyle enflasyonda bir zirve görüleceği, sonrasında ise ikinci yarı itibariyle biraz daha aşağı gidebileceği yönünde. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir dinleyelim sizden dünkü Merkez Bankası kararını ve iç piyasalara dair, buna dair beklentileri. Günaydın Reyhan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi enflasyonda bir artış beklentimiz var önümüzdeki aylara ilişkin olarak. Zaten aslında dün Merkez Bankası'nın bir faiz artışı içinde olabileceğine dair görüşümüz de bu enflasyon risklerine çok tabii ki en temel sebep olarak dayanıyordu. Neden tabii ki enflasyondaki riskler var? Geçmiş kur artışlarının TÜFE'ye geçiş etkisi, emtia fiyatlarının maliyet etkisini yine TÜFE aktarmalı bir şekilde TÜFE'ye geçiş etkisi, gıda fiyatlarında oynaklık gibi unsurlar bu noktada yüksek enflasyon riskleri konusunda aktifliğini koruyor. Ve bu çerçevede de %15 bandına hali hazırda ulaşmış olan enflasyonun önümüzdeki aylarda, bu muhtemelen 3 aylık bir sürece işaret edecek, bir yükseliş serisi içerisinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu kapsamda da %16 veya yakın bir seviyede Nisan ayında tepe noktasının görülmesi ihtimali. Tepe noktasının görülmesinden sonra yavaş bir şekilde geri çekilmenin gerçekleşmesi ve yılın ikinci yarısında da dezenflasyon sürecinin ağırlık verilmesi beklentisi içerisindeyiz. Bu noktada tabii Merkez Bankası'nın politikası alabildiğine sıkı kalacak bir noktada olacak. Yani biz şu aşamada, evet, Merkez Bankası tam bu şartlar olgunlaşmadan bir faiz arttırımı yapmayı uygun görmedi. Beklemeyi tercih etti ama Mart ayında enflasyonla alakalı elinde daha fazla done olduğu zaman, ki sadece enflasyona bakmayacak bu noktada, ters dolarizasyonun durumuna bakacak, yine tabii kurun geldiği seviyelere bakacak, bir noktadan sonra rezerv alımı yapması gerekiyor çünkü.
Ve bunu da piyasadaki dengeleri bozmadan, herhangi bir kur artışına sebep olmadan yapmak isteyecek. Bu gibi parametreleri izlemek durumunda Merkez Bankası. Biz bu yüzden Merkez Bankası faiz indirim sürecine geçmeden önce son bir sıkılaşma hamlesinde bulunabilir diye düşünüyoruz. Yani şu an sıkılaşma evresinde son adımda veya sondan bir önceki adımda Merkez Bankası. Sonraki dezenflasyon sürecine dair olarak da ben Merkez Bankası'nın ihtiyatlı bir şekilde hem oranlama anlamında hem de zamanlama anlamında geriden gelen bir strateji izlemesini beklerim. Yani tabii enflasyon %10 seviyesine düştüğü zaman %17 politika faizine ihtiyaç kalmayacak ve ona uyumlu bir şekilde faizlerin düşürülmesi durumu olacaktır. Ama sürekli olarak Merkez Bankası'nın son dönemde altını çizdiği bir konu uzun süreli bir şekilde sıkı para politikasının uygulanması ve orta vadede dezenflasyona destek vermeye devam edecek yükseklikte faizlerin uygulanması. Yani enflasyonun bir miktar üzerinde kalmaya devam edecek faizler. Buradan bu anlaşılıyor. Bu kapsamda da ben açıkçası Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş gibi, kredilerde ılımlılaşma gibi, cari açıkta düşüş gibi, lirada istikrar gibi konulardan emin olmadan erken bir faiz indirimi sürecine girmemesini ve girdiği takdirde de bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmemesi noktasında olmasını, bu plana sadık kalmasını beklerim. Evet, şimdi içeride durumlar böyleydi. Biz dün biraz pozitif ayrıştık. İç piyasalarda, Borsa İstanbul'da biraz Merkez Bankası'nın bu sizin anlattığınız çerçevede sanıyorum ki gerçekleşti bu hareketler. Bugün PMI günü, işte yurt dışından, Japonya'dan sabah aldık, Euro bölgesinden, İngiltere'den, ilerleyen saatlerde ABD'den PMI verilerini alacağız. Nasıl bir piyasa beklentimiz var ki küresel çapta böyle kıpkırmızı bir tablo karşımıza çıkıyor? Şöyle bir hızlıca sizden bir küresel piyasa toparlaması rica edelim. Evet, bugün veri akışı olarak Amerika ve AB için PMI'ların ön tahminleri üzerinde durulacak. Pazar Avrupa hizmet sektörünün daha da daralma bölgesine düştüğünü öngörüyor. Ve ticari faaliyetlerin önceki aylık okumalara göre küçülmesi yönünde beklentilerin ağırlık kazandığını görüyoruz. Riskle ilgili hissiyat biraz bozulmuş durumda yurt dışı piyasalarda. Wall Street'in dün deniz aşırı muadillerinin düz bir seans geçirdiği bir günden sonra düşüş içerisinde olduğunu gözlemledik. İzlenen gündem tabii ki çok yoğun bir şekilde şu an koronavirüs salgınına bağlı olarak, yani vaka sayıları, aşılama gibi konular, varyant virüs konusu da bunun içerisinde tabii ki. Bunun oluşturduğu bir ekonomik denklem şu anda değerlendiriliyor. Bir yandan tabii ki ekonomilerin toparlanma sürecine ağırlık verilmesi, bunda çok yoğun bir şekilde aşılama ve mali teşvik etkileri belirli oluyor. Isınması beklenen bir enflasyon ve ekonomik faaliyet döngüsü söz konusu. Ve bununla alakalı olarak da tabii ki politikalar erken bir dönemde normalleştirilir mi algısı. Son dönemde Amerikan 10 yıllıklarının çok fazla piyasalara şekil verdiğini gördük. 1.30 bandına doğru dayanmış olan bir Amerikan 10 yıllıkları var. Tabii ki enflasyon beklentileri, faizler şu anda eş güdümlü bir şekilde gittiğinden normalde Amerika'da reel faizleri arttırıcı bir etkisi olmuyor. Reel faizlerin arttırılması, Evet. yani yükselmesi IM'leri çok daha büyük sıkıntıya sokabilirdi. Ama şu an o faiz baskısı çerçevesinde erken dönem tapering değerlendirilir mi? Fed bunları şimdilik öteliyor bakıldığı zaman ve 2015 model Fed'e göre biraz daha yavaş gidecek. Yani Evet. ekonomi tam toparlanma noktasına geldiğinde harekete geçecek gibi görünüyor. Şu anki noktada tabii ki bu ilk çeyrekteki yavaşlama döngüsü ne kadar erken bir Evet. dönemde toparlanma aşamasında olacak, bu ısınma etkileri nasıl olacak, bunlara bakacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun. Ben Evet. teşekkür ediyorum. TR Yatırım Ekonomisti Enver Erkan bizimle birlikteydi. Piyasaya dair gelişmeleri, beklentilerini paylaştı. Ve şimdi biz bir tweet'i ekranlara getireceğiz. Bu tweet NASA'ya ait ve NASA'dan yapılan açıklamaya göre aslında işte dün itibariyle Mars yüzeyine indi Perseverance ve
Geri sayım başladı demişti. Salda Gölü'nde, Burdur'daki o Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı. Ve Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair fikirlerimiz var denildi. Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları NASA tarafından paylaşıldı. Bu tweet atıldı. Sonrasında ise Mars'ta iniş gerçekleşti. İnanılmaz bir operasyonla beraber Perseverance Mars yüzeyine indi. Bu haberle beraber biz veda edelim. Pazartesi günü yeni haftada saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. 470 milyon kilometre ve tam 7 ay. NASA uzay aracı Perseverance Mars yüzeyine iniş yaptı. Yolculuk Türkiye saatiyle 23.50'de tamamlandı. Uzay aracının Mars yüzeyine temasının ardından 11 dakika boyunca sinyal problemi yaşandı. Araçtan ilk sinyalin alınmasıyla Perseverance'ın Mars görevi başladı. Adının Türkçe karşılığı azim olan uzay aracı, Mars yüzeyinde su ve mikroskobik izler arayacak. Ayrıca uzay aracının Mars atmosferinde ilk kez helikopter uçuşu gerçekleştirmesi de bekleniyor. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan azimin görevi 2030 yılına kadar sürecek.